bitmeyecek senin bu derdin. Hatice. Hatice neredesin kız? Ben geldim. Geldim Ümit teyze, geldim. Hatice yok mu? Yok ama gelir birazdan. E kızım mantı atacaktık. Mantı mı? Biz sana yardım ederiz. Değil mi ablacığım? Hiç bana bakmayın, çok ödevim var. Ya yapma abla. Şadiye, e biz yaparız, Narin'e de hiç vermeyiz. Sen koş git getir bakayım bana oklava moklava. Olur mu kızım, hiç kıyar mıyım ben sana? Sen çalış dersine, ben ayırırım seninkini. Hadi yap. Şöyle bir masaya unumuzu serpelim ki hamur yapışmasın. Heh, aç bakayım şimdi. Böyle kullan, iki elini kullan. Heh. Heh. Böyle mi? Aferin kızıma, dur. Şimdi bu tarafa doğru gene. Bir şurayı kes bakayım. Heh, göreyim. Şadiye. Kızım konur mu o kadar kıyma? Ne yapıyorsun, köfte mi bu yavrum? Mantı yapıyoruz biz burada. Böyle önce iki ucunu birleştir. Çok sıkmayacaksın. Ama çok da öyle açık da bırakmayacaksın. O zaman kıyması içinden kaçıverir. Bana da öğretsene. Gel kızım, gel gel. İkinci hamuru da sana açtıracağım bak ha. Ay Ümmü kız. Benim aklımdan tamamen çıkmış ya. Biz seninle bugün mantı açacaktık değil mi? Olsun, kızlar açıverdiler senin yerine. Ama maşallah pek amaratik istedi bir açı. Aman yok, onlar beceremezler be. Ellerinden gelmez ki böyle şeyler. Kız öyle pek amarat bunlar, baksana. Bak anne, nasıl olmuş? Aa maşallah, vallahi güzel olmuş. Aman da benim kızlarım büyümüş de mantımı açarlarmış. Göreceksin Hatice, ben bu kızların ikisini de ellerimden gelin edeceğim. Hadi hadi, gevezeliği bırakın da çabuk çabuk bitirelim şu işleri. Vallahi herifler gelecek şimdi. Bayılacaklar ama mantıya. Ay Recep'im de pek sever mantıyı. Şişt, kız bana bakın. Babanız gelince mantıyı annem açtı diyeceksiniz, tamam mı? Ya Ümmü teyze açtı. Niye yalan söyleyelim ki? Deme öyle gülüm, niye yalan olsun ki? Hanım yapmış ha ben. Öyle deriz Hatice, sen merak etme. Ya başka türlü hayrını gördün mü var? Belki mantı yiyince şöyle bir aşkı gelir, ne bileyim ben. Hadi. Yattı mı çocuklar? Yattılar. Ne yaptın sen Recep? Ne yaptım? Zafer'in fişini sen çektin değil mi? Bizi gönderdin işin var buralarda diye. Çocuğun fişini rahat rahat çekmek için yaptın bunu değil mi? Ne fiş çekmesi, ne diyorsun sen ya? Katil miyim kızım ben? Ha? Uyanmasından korktun belki. Uyanacak, ben düşmedim, beni itiverdiler diyecek belki. Sırf bundan korktuğun için yaptın. Uyansaydı ya, Allah Allah, senin ağzından çıkanı kulağın diyorum. Ne diyorsun sen ya? Recep bak, yeminle söylüyorum sana. Bu işin altından da o senin elin çıkarsa o ipi boynuna kendi ellerimden geçireceğim. Lan şimdi ipine de sana da harbi başlatacağım, bir huzur vermedin ya. Allah belanı vermez seni ya. Neden ayrı ayrı gidiliyor anlamıyorum. Bugün kimse verdiği sözleri tutmuyor. Tamam, Fırat'ın da aynı yeni durumları açıklaması lazım ama ben de burada hassas durumdayım yani. Sen de bir koca istiyorsun. O da bu gece olsun diyorsun Irmak. Bekle çocuk bir karısından boşansın önce. Anlamadım, kim kim boşuyormuş abi? Fırat Narin'i bırakacak, Irmak'ı alacak. Anlamadım, niye ki? Niye yapacak ki öyle bir şey? Şiddetli geçimsizlik. Sana ne lan? Sana ne? Arabanı sürsene sen. Deniz Hanım, biz sizi iki dakika şöyle bir bıraksak, Irmak'la bir konuşsak olur mu? Allah Allah. Ne konuşacaksınız? Benim yanımda konuşun canım. Ne konuşacağız canım? Kuru kuru tehditler savuracak yine. Fırat'ının, Narinciğinin mutluluğu bozulmasın diye değil mi?
Kusura bakmayın Sermet Bey, ben bugün biraz yorgunum. Bu geyikleri başka güne saklasak olur mu? Siz bilirsiniz Irmak Hanım. Sonra başınız ağrımasın da. İğneyse hemen döndünüz, kırık falan olmayınca değil mi? Öyle oldu. Ya Fırat, burada çok kötü bir şey oldu. Zafer'i kaybettik. Yoğun bakımdaydı. Biri fişini çekmiş. Çok sinirlerim bozuk. Bütün herkes sorguya aldılar Sermet'i falan. Çok korkunç bir gün geçirdik. Şadiye'ye sakinleştirici yaptılar. Gerçi şimdi uyanmıştır ama aklım hala onda. Çok kötüydü. Şadiye nerede, hastanede mi? Yok, Sermet'in evinde. Nari, benim sana bir şey söylemem lazım. Tamam. Ben Irmak'ın çocuğu aldırmasını istemiyorum. Anlaşma yaptım. Beni buna mecbur etti. Ama bak, beni sakın yanlış anlama. Sadece fiziksel olarak bunun yanında olacağım. Doğuma kadar aynı çatı altında olacağız. Yani bu süreçte onun yanında olmam gerekiyor. Ancak bu şartla doğurmayı kabul etti. Sonrası yok. Oradan önce devam edersiniz. Sorun da yok. Ben şuradayım. Narin. Ben şunu dedim sana. Narin, ne yapıyorsun? Narin. Beni dinleyeceksin. Ne yapıyorsun? Çekil. Gebertirim seni burada. Gebertirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.